ana başlığımız. Toplu ulaşımın nasıl olduğunu biliyoruz, doğru değil mi? Aktarı çizgiyi geçmedik, güvenli alanda durak içerisinde bekledik değil mi? Onun dışında nerelere dikkat ettik peki? Yaşlılara ve hamilelere yer verdik. Evet, aslında toplu ulaşım araçlarında yer aynı anda giriş ve çıkış yaparsa gelir. Kartımız yanımız varken. Hadi bakalım gönlümüz tramvayda olsun, kulağınızda bende olsun. Çiğli tramvayı 3 hafta önce açıldı. Bölgedeki öğrencilere gözünüz tramvayda olsun eğitimi verilmeye başlandı. Peki tramvay aracımız nasıl çalışıyor? Aslında çevre dostu bir ulaşım sistemi tramvay araçları. Benim dikkatimi çeken hep şey olur. Neden biri kırmızı, biri mavi? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin amacı tramvay sistemini anlatmak, olası kazaların önüne geçmek. Yayaların yapacakları hataları önceden kestirip bizim de onların hatalarının önüne geçmemiz gerekiyor. O yüzden biz her insandan çok daha fazla dikkat etmemiz lazım. Öğrencilere tramvayı kimlerin sürdüğü, nasıl binileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. Sürücü kaptan vapurda oluyor. Vatman devlet demir yolları oluyor. Sürücü arkadaşımız var. Mesela Aysun. Çiğli tramvayı günde 30 binden fazla yolcu taşıyor. Hastane, okul gibi birçok önemli noktadan geçiyor. Vatandaşlar için büyük konfor ve rahatlık sağlıyor. Birlikte.